Herkese merhaba arkadaşlar. Leviya burada yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün size genel piyasada yatırım yapmayı artık hani nasıl anlatayım? Yatırım yapmaya devam edelim mi? Bunun üzerine ufak bir sohbet edeceğim. Onun öncesinde arkadaşlar kanala abone olup videoya like bırakmayı unutmayın ufak bir sponsor hemen devam ediyoruz. Bu videonun sponsoru csks.com açıklamadaki linke tıkladıktan sonra bir tane bedava kasa açabilirsiniz. Eğer ki her gün bedava kasa açmak isterseniz yapmanız gereken tek şey 10 dolarlık bir yükleme yapmak. 10 dolarlık yüklemeyi yaptıktan sonra 30 gün boyunca her gün bedava kasa açıyorsunuz ve o 10 dolar da zaten balansınıza ekleniyor. Çok ucuz fiyatlara kasa açabilirsiniz. Eğer ki içerisinden çıkan skinlerin drop şansını merak ediyorsanız kasayı seçip ve drop chance'ı tıkladıktan sonra çıkma oranlarını görebilirsiniz çıkan skinleri beğenmediyseniz isterseniz kontrata ekleyip farklı bir skine çevirebilirsiniz. İsterseniz de upgrade ile daha güzel bir skine yükseltebilirsiniz. Çok fazla event'e sahip olan CS case'de güvenle kasa açabilirsiniz. Birden fazla ödeme metoduna sahip olan CS ise aşağıdaki linkten tıklayıp katılırsanız %15 ekstra bonus kazanacaksınız. CS case güvenle kasa açabileceğiniz, kontrat yapabileceğiniz ve upgrade yapabileceğiniz bir web sitesi. Kendilerine sponsorluk için çok teşekkür ederiz. Şimdi genel piyasanın düşüşünü biliyorsunuz. Şimdi ben size şey diyeceğim ya almayın e, fiyatlar düşüyor diyeceğim ama maalesef böyle bir durum yok. Fiyatlar hafiften yükseliyor. Peki bu sizin yatırım yapmanıza olanak sağlayacak bir durum mu? Yani şimdiden yatırım yapmak en azından skinler için yatırım yapmak mantıklı mı? Ben hala skin yatırımının mantıksız olduğuna inanan taraftayım. Kasa, kapsül, sticker özellikle eski sticker ve kapsülleri girmek daha mantıklı olabilir bu dönem içerisinde. Çünkü CS2'nin gidişatı şu anda sticker kasa kapsülden çok maalesef skinlere yansıyor. Yani en ufak hata maalesef sadece skinleri etkiliyor. İşte her şey bir şekilde sadece skinleri etkiliyor. Kapsül ve stickerları veya kasaları da etkiliyor ama yine de yüzde bandında diğerlerinin yanına bile yaklaştığını söyleyemem. Peki yatırıma uygun mu? Bence hala geçtiğimiz dönemlerdeki videolarda söylediğim gibi bence buff bakiyesi yaratmak hala daha mantıklı. Hatta ve hatta hafta sticker, kapsül... Kasa almak çok daha mantıklı bir durumda. Zira ben hala o duruma yönelik şekilde devam ediyorum. Skinlerin de mantıklı olduğunu düşünüyorum. Mesela bir Doppler, gamma Doppler gibi veya hand wraps eldivenleri gibi yani el sargıları, eldivenleri gibi yatırımları ben hala mantıklı bulduğumu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi bu bahsettiğim şeyler bir tık yüksek bütçe yatırımı olduğu için ya aslında olsa da olur, olmasa da olur gibiyim. Ama yine de tüketilebilir eşyalar işte kapsül kasa stickerların yine yatırıma açık olduğunu söyleyebilirim. Ha ben yapar mıydım yapmam yapmıyorum da açıkçası. Ben dediğim gibi hala buff bakiyesi yaratıyorum. Ben buff'tan sticker, kapsül veya operasyon geldiği zaman operasyon eşyalarını kasalarını oradan alsam benim için çok 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 yeterli bir durumda. Zaten dolar almış başını yavaş yavaş ilerliyor. Dolarla yuan da endeksli, endeksli olduğu için Buff bakiyesi yarattığınız zaman paranız aynı şekilde değer kazanacak. Yani benim söyleyeceğim şey şu. Piyasa düşüyor, fark ediyorum. Yükseliyor, onu da fark ediyorum. Ama şu dönem içerisinde bu yükselişler ve düşüşler yani düşüş bile stabil değil, artış bile stabil değilken paranı herhangi bir şeye koymanın hiçbir manası yok. Bence buff bakiyesi yaratmaya devam edin veya dolar olarak tutmaya devam edin hala bu ayın 20'sinde gelecek olan sistemin yani dolar sisteminin tam olarak pazara nasıl etki edeceğini bilmiyoruz. Ama bunun için para riski atmaya değer mi? Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. E kendinize çok iyi bakın. Levia kaçar.